Merhabalar Tisir Hocam. Merhabalar Ezgi Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de Ben nedir bu matematik demek istiyorum Tisir iyiyim. Peki. Hocam. Nedir matematik deyince aslında cevap verebileceğiniz çok geniş bir yelpaze var. Ama bunu daha iyi anlamak için sanırım birazcık etimolojik kısmına, yani kelime kökenine baksak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yunanca'da öğrenmek, bilmek ve de bilim ya da bilim anlamında kullanılan bir matema kökünden türüyor matematik kelimesi. Yani aslında matematik dediğimiz şey öğrenilebilir, öğretilebilir anlamında da kullanıldığı oluyor diyebiliriz. Hemen bunu takip eden soru da genellikle şu oluyor. Matematik nasıl çıktı gibi bir soru geliyor genellikle. Hani matematik nasıl çıktı diye aslında doğrudan bir şey söyleyeyim. Yani doğrudan bir şey söylemek ne kadar doğru olur tartışılır. Çünkü antik çağlardan beri kullanılan şeyler var burada. Antik çağlardan beri kullanıldığını nasıl biliyoruz? İnsanların kemikler üstüne çentik attığı var. Yani elimize böyle dönenler var. İşte mağaralarda insanlar çentik atmışlar sayı tutmaya, aslında bir veri tutmaya çalışmışlar. Bu şekilde de aslında ilk matematiğin temel kökenlerinin atıldığını görüyoruz burada. Daha sonra işin içine ticaret giriyor. Çentik atmak yetmiyor derken sayılar çıkıyor. Zaten aritmetik dediğimiz dört işlem, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi şeylerimiz geliyor burada derken iş uzayıp gidiyor. Ama antik çağlardan bu yana aslında hayatımızda veri tutmayla başlayan bir süreç olduğunu söyleyebiliyoruz. Müfredatta hangi konular var? Daha sonrasında da bunları gündelik hayatta nasıl kullanıyoruz kısmına geçeceğim. Şöyle müfredata baktığımızda 9, 10, 11, 12 diye ilerlediğimizde 9. ve 10. sınıfta temel kısmın yer aldığını görüyoruz. Ama 4 yılın geneline baktığımızda 3 tane ana başlığımız var bizim ünite olarak. Bunlardan bir tanesi sayılar ve cebir, bir tanesi geometri, bir diğeri ise veri sayma ve olasılık konusu. Yani biz bu 3 konunun etrafında dönüp duruyoruz diyebiliriz. Hani çok konu başlığı var diyoruz. Evet, hepsinin altında derya deniz konu başlığı var ama baktığımızda 3 üniteyle ilgileniyoruz aslında. Ve bu bizim üniversitede gördüğümüz işte bir dersin bir döneminin bir konusuna falan tekabül ediyor bu arada. Şöyle bir şey var, matematiği sevip sevmemek söz konusu değil çünkü sürekli kullanıyoruz yani günlük hayatımızda. Yani biraz sonra dediğiniz gibi gireceğiz buraya ama işte ne bileyim, bindiğiniz asansörden sabah kurduğunuz alarma, yediğiniz yemeğe, şu andaki kullandığımız teknolojiye kadar her şeyin aslında alt kısmı matematiğe dayanıyor. Hani bunu söyleyebiliyoruz. O yüzden matematiği sevmemek diye bir şey yani söz konusu olamaz. Kullanıyoruz biz bunu doya doya. 9. ve 10. sınıf müfredatını bütün herkes almak zorunda. İster dil seçsin öğrenci, ister sayısalcı olsun. 9 ve 10 ortak alınan müfredat. 9 ve 10'un konuları TYT konuları olduğunu söyleyebiliriz. 9 ve 10. sınıflarda şöyle bir durum var. İşte biz matematik okuryazarlığını en kullandığımız konuları öğreniyoruz 9. sınıfta. Onun üzerine konular birikimli ilerliyor. 11. sınıfta alan seçimine geldiğimizde 11 ve 12 kısmı alan yeterli, AYT konularına giriyor ve bizim tabiri caizse baba konular dediğimiz konulara giriyor. Bunlara baba konular denmesinin sebebi şu. Diğer konuları bilmezseniz bu konuları yapamıyorsunuz. Yani logaritmanın içinde eşitsizliği kullanıyoruz biz, işaret tablosunu kullanıyoruz, işte çözüm kümesi kullanıyoruz, kritik nokta ne gibi kavramları bileceğiz ki 9-10'da itibaren. İşte denklemler, oran oran, çarpanlar, ayırma diye tabii ki bu devam edebilir. Bunları hepsini birden kullanıyoruz. Yani bu konuların diğer konuları kapsaması sebebiyle zaten sıkıntı çıkıyor. Yani konuların özür kolay. Bu konuları, eski konuları, 9-10 konularını bilmeyince 11-12'de öğrenciler ağır geliyor doğal olarak. Yani ama konuların kendi ağırlığından değil dediğim, konuların bağlayıcılığından kaynaklanıyor. Bunun dışında 11 ve 12'de şöyle bir şeyle daha karşılaşıyoruz. Özellikle alan branşı sayısal seçen öğrenciler için temel düzey ve ileri düzey olarak ayrılıyor müfredatlar. Temel düzey kısmında aslında 9. ve 10. sınıfları unutmamaları için ve üniversite sınavına hazırlanmaları için öğrencilerin 9 ve 10'un pratiği olacak. İşte az önce de söylediğim gibi üniversite sınavına yönelik çalışmalar yapılıyor genellikle. Ama 11-12'nin ileri düzey kısmındaysa bu ana konular işleniyor.
diye söyleyebiliriz. Konu başlığı olarak da özellikle işte denklem çözümü. Yani denklem her şeyin temeli. Fonksiyonda da siz denklem çözüyorsunuz aslında. İşte bir bilinmeyen değil, iki bilinmeyen sadece. İşte çözüm kümesi nedir gibi, kritik nokta nedir? Az önce de söylediğim şeyleri tekrarlıyorum üstüne vura vura basa basa. Çünkü öğrenciler bu terminolojiyi bilmediği için de zorlanıyor diyebiliriz burada. İşte oran orantı, yani günlük hayatta en sık kullandığımız şeylerden biri denklemle oran orantı aslında. Her şeyde oran orantı kullanıyoruz neredeyse. 9. sınıfı gerçekten öğrencilerimizin çok sıkı tutmaları gerekiyor. 9. sınıf konuları bilmeyince az önce de söylediğimiz gibi hani geri kalanın ipin ucu kaçıyor. Burada sadece 9'un nezdinde bir giriş yapacağım. Gerisini zaten konuşarak ilerleyeceğim. Mesela mantık konusuyla başlıyoruz. Mantık konusu diğer konuların hiçbirini bağlamıyor diye bakıyoruz ama mantık konusunda biz aslında yani matematiğin Türkçe terminolojisini öğreniyoruz. İşte ya da ne demektir? İse nedir? İşte en az bir, en çok gibi kavramları konuşuyoruz ve öğrenciler eğer bu bağlaçları bilmezse ve veya ya da ise ancak gibi geri kalan bu yeni nesil problemlerde zaten çuvallıyor. Yani hani Bir matematik de okuryazarlığını önce öğrensinler diyorum bunun evet, için. mantık için şunu da söyleyebilirim. Mesela matematik böyle şey, hep sayısal bölümlerin dersi gibi görünür ama matematik aslında, hani birazdan belki bahsederiz ama, mantık felsefenin de bir alt başlığıdır. Yani aslında hani gerçekten sözel bir alana kaydığın zaman, mantıksal düşünme dediğimiz şeye girdiğin zaman yine bu ya da ise ve veya kısımlarını kullandığım bir kısım var. Dolayısıyla yani Aynen. matematiğe matematik, işte sayısal, işte ben zaten sayısal seçmeyeceğim deyip de bakmamak gerekiyor bir noktada. Biz matematiği sadece sayılar olarak düşünüyoruz. Genel algısı bu. Ama biz matematikte sadece sayılarla ilgilenmiyoruz. İşte şekillerle, miktarlarla, örüntülerle, ölçülerle ilgileniyoruz. Matematikte sayılar dediğiniz şey çok azıcık bir kısmı. Yani sayıları indirgeyince böyle haksızlık yapıyoruz oraya. Hani aslında. Çünkü müzikte, resimde bile kullanıyoruz bunu. Yani tam mantık konusuyla dediğim gibi matematik okuryazarlığına giriş yaparken kümelerle de bunu pekiştiriyoruz diyebiliriz. Çünkü bütün olay bizim buradaki bu bağlaçlarımız ve kümelerin nasıl işleyişinden geliyor. Yani işlemlerimizin bile temeli bunlara dayanıyor diye söyleyebiliriz. Kümeler konusu zaten çok temel bir konu. 6. sınıftan itibaren öğrencilerin gördüğü bir konu. Hani mantığın nezdinde bunu da söylemeliyim. Kümelerde çok farklı bir şey de yapmıyoruz. Her zaman olduğu gibi ama iş yine problemler kısmında burada sıkıntıya giriyor. Ve bu bize şunu söylüyor. Biz aslında matematikten ziyade işin kelimeler kısmında takılıyoruz. Yani kendi ana dilimizi çok iyi anlamadığımız müddetçe matematikte her daim problem yaşamaya devam edeceğiz. B veya'yı anlamadıktan sonra nasıl kullanılması gerektiğini problem yaşıyoruz. Burada da şöyle bir örnek vermek istiyorum aslında. Çoğu zaman matematik problemlerini çözerken dedik ki zor kısmı sayılardan olduğunu düşünüyoruz. Fakat değil dedik. Bunu örnek olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela örneğin kaç ayın 28 günü vardı? Cümlesine öğrencilerin %80'i bir ay ve Şubat diyor. Hayır, bütün aylar 28 gün var. Üstüne artı 2 ya da 3 gün daha var. Hani kaç ayın 28 günü vardır deyince sadece Şubat değil burada. Hani her Ama ayın 28 günü. ilk algıda öyle bir şey yakalanabiliyor da biraz üzerine düşünmek gerekiyor. İşte orada mantık giriyor, Türkçe bilmek giriyor, matematiği anlamak giriyor. Bir sürü şey giriyor aslında. Dediğim gibi olay matematik değil. Olay gerçekten hızlı düşünmeden, üstüne düşünerek cevap vermek. Bu da bizi aslında öğrenme şekillerine ve düşünme şekillerine kadar götürebiliyor. Matematik dediğiniz şeyler otomatik düşünme sergilerseniz zaten iş sıkıntıya giriyor. Yani trafikteyken kırmızı ışıkta ne yapacaktım diye durup düşünmemeniz gerekiyor. Mesela bunu otomatik olarak ya dur kısmı geliyor. Matematikte ama aklınıza ilk geleni söylememeniz gerekiyor. Yani bu kontrollü düşünme kısmında birazcık zorlanıyoruz. Hayır durun, bir düşünün. Bu hangi konuya ait? Süzgeçten geçir. Doğru mu yanlış mı? Sonra cevap ver kısmı olması lazım. Kümelerden sonra denklemler ve eşitsizlikler diye bir konumuz var. Ana konu başlıklarımızdan bir tanesi. Zaten sayılar ve cebir kısmında bu şekilde bitiyor 9. sınıf kısmında. Ama denklemler ve eşitsizlikler kısmı yani bir dönemin yarısını kapsayan bir konu. Hani bunun içinde işte sayı kümeleri giriyor, bölme bölünebilme, EBOB, EKOB,
birinci dereceden denklemli, basit eşitsizlikler, üslü ifadeler, köklü, mutlak, problemler gibi bir sürü alt başlığı var diye sayabiliriz. Sistematik bir hata görüyorum bizim müfredatımızda. Öğrencilere o yüzden bunun için uyarmak istiyorum. Birinci dönem genellikle sayılar, cebir ve işte bu sayma olasılık kısmı ile ilgilenirken ikinci dönemi müfredat geometri olarak ayırıyor. Yani birinci dönemle ikinci dönem arasında komple ünite değişiyor. Yani olayın özü değişiyor. Ve öğrenci geometri yaparken yine denklem çözse dahi o konuların pratiğini yapmadığı için aslında unutuyor. Birinci dönemde hiç geometri çözmediği için geometri gidiyor. Yani böyle bir dengesizlik var. Bunun için de bilinçli olan öğrenciler, kendi performansını yükseltmek isteyen öğrencilerimiz ne yapabilir? Geometri dersleri görürken matematik de çalışabilir. Matematik, daha doğrusu işin sayılar ve cebir kısmını görürken geometri de çözmeli. Yani işi daimi sürekli tutmalılar ki ilerleyebilsin. Zeynep Hocam, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ufak tefek notlar çıkarttım. Mesela gündelik hayatta matematik acaba ne işimize yarıyordur diye. Ama temeli olmayan şeyler çıkarttığım için ben onları size soracağım. Siz de bana matematiksel karşılığını verirsiniz diye düşündüm. Uygun mudur? Harika, ben Peki, challenge'a hazırım. uygundur. Tamam, süper. Mesela araba park etmek gerçekten, hani paralel park etmekten bahsediyorum, zor bir şey. Bunun için bir geometri bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir matematiksel bilgi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani tamam, evet, herkes de sensör olabilir ama yine de o temeli bir biliyor olmak gerekiyor. Bu nereden başlamak gerekiyor orada? Neden mesela matematik gerekiyor orada? Aslında şöyle, ehliyet sınavına girenler bilir, belli bir açıyla arkada aynada gördüğün şekilde tek seferde giriyorsun. Hani bu olay aslında belli bir açıyla alakalı. Şöyle oluyor, paralel park adı üzerinde üçgenlerde Z kuralı diye bir şeyimiz var. Çoğu öğrenci biliyordur bunu zaten. Tam paralel olmamız gerekiyor kaldırıma. Orada geometriyi bu şekilde kullanıyoruz ya da belli bir açıyla, işte arka aynada görmen gerekiyor yanındaki arabanın. Arka kulpunu galiba, değil mi? Evet. Aktif araba kullanan bir insan olarak girmek istiyorum o zaman. Şimdi tamam. Gerçekten hani eğer doğru açıyla giriyorsanız tek seferde girebiliyorsunuz ve paralel park edebiliyorsunuz. Aynı şekilde geri geriye park etmek de aynı şey. Z kuralı burada cidden çok işe yarıyor. Arkadaki araba, daha doğrusu sizin kendi arabanız, şöyle anlatayım. Yarısına kadar geldikten sonra tam kırıp girdiğinizde şöyle park edebiliyorsunuz tık diye yerine. Tek Çok sefer çok giriyorsunuz gerçekten. Yani. 3-4 manevra Evet, olur. Evet. Yok, gerçekten girebiliyorsunuz. Yani deneyimle sabit bu, açıkçası. Fotoğrafçılık diyoruz. Resim yapmak diyoruz. Hani ressamlık, grafik tasarım diyoruz. Bunlarda matematik hiç yok mu ki? Hani sözel Tabii bölümler ki. ve genellikle yetenekle alan bölümler bunlar. Şu şekilde, şimdi genel fotoğrafçılar arasında 1 bölü 3 kuralı diye bir şey var. 1 bölü 3 bir rasyonel sayı. Hani genel olarak rasyonel sayıları katarsak işin içine. Şu şekilde kullanıyoruz onu. Kadrajdan baktığımızda fotoğrafta iki tane dik olmak şekilde, iki tane de yatay olmak şekilde 9 eşit parçaya ayırıyorsunuz fotoğrafı. Kesişim noktalarına çekeceğiniz konuyu koyduğunuzda daha estetik bir şekilde ortaya, yani fotoğrafın daha estetik bir şekilde ortaya çıktığını görüyorsunuz. 1 bölü 3 kuralı herkes kullanmak zorunda değil ama kullanan fotoğrafçılar daha hoş, daha estetik fotoğraflar elde ediyor. Yani fotoğrafçılıkta bu şekilde kullanıyorsun matematiği. Yani estetik bir açı yakalamak için. Bir de bildiğim kadarıyla altın oran da diye de bir şey var Leonardo da Vinci'den, hani Evet. ki o bütün her şeyde kullanmış bu altın oranı. Evet, kendi Evet. eserlerinde. Bir de şöyle bir durum var, işte Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta bize fotoğrafı belli bir ölçülerde kesmemize izin veriyor. Bu ölçüler de aslında biraz altın orana kayıyor bu olay. Çünkü göz bebeğindeki reseptörler fotoğrafı o şekilde algılıyor ve o şekilde estetik geliyor. Yani altın oran o şekilde de önemli oluyor bu konuda. 1 bölü 3 kuralı, altın oran kuralı, bunların hepsi aslında estetik algımızı da etkileyen, hani sadece İster matematik deyip istemez. geçmeyeceğimiz bir Biyolojik kısma olarak. denk geliyor. Perspektifi de kullanıyoruz mesela. Yani işte çizim yapacaklar, paralel bir sokak çizecek diyelim.
Perspektifle gittikçe gözün algılama şekli aslında birbirine yaklaştığı yönde. Halbuki o çizgiler birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Resimde de büyüklük küçüklük ilişkisini arkada önde olma kısmını da yine perspektif çizimle yaptığımızı söyleyebilirim. Matematik kısmını işte fraktallar diye bir konumuz vardı şimdi çıktı ama cisimlerin çok farklı işte cisimlerin çok yönlü görünümleri diye 8'in sonunda yer alan bir konumuz var. Mesela burada da yine biz bunları anlatıyoruz. İşte bir cismi hemen bir örnekle şöyle bir kitapta göstermiş olayım. Böyle görmesiyle yandan görmesi arasındaki farkı anlattığımız bir kısım var ve biz bunu resimde, grafik tasarım gibi yerlerde çok sıklıkla kullanıyoruz. Yeni teknolojiyle 3D baskı artık çok moda oldu. Hani hatta evlere de girmeye başladı. Yani oradaki hesaplamalar, oradaki baskıları yaratmak için de bunları biliyor olmak gerekiyor. Çok basit gündelik hayatta da kullanılabilecek şeyler olarak. Sanattan devam ediyorken müzik kısmına da girelim. Çünkü müzik de aslında bir dil, matematik de aslında bir dil diye ben böyle topu atıp size paslıyorum. Müzikle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle yani hiç müzikle ilgilenmeseniz bile bir şarkı söylerken belirli bir tempoya göre söylüyorsunuz. Ve bu tempo tutma işi aslında bir sayma işi. Hani ölçeklendirme işi sayıyoruz, sayarak söylüyoruz. Burada başladı matematik. Keza eğer siz bir müzik enstrümanı çalıyorsanız ve nota okuyorsanız zaten her şey matematik. Oran orantı bile kullanıyoruz işte tam diyoruz, dörtlük diyoruz, yarım diyoruz, noktalı notalar diyoruz. Bunların hepsi zaten matematik ve ters orantılı ilerleyen matematikler. Yani işte tam nota bir değerle gösterilirken dört kuruşa tekabül ediyor. Hani yani kafa karıştırıcı bir nokta var aslında burada. Çok. Keza onu da geçtim. İşte bir dizinin başına biz işte anahtardan sonra bir ölçü yazıyoruz. İşte dört dört dediğimizde burada her dizide ne olduğunu söylüyor, hangi ritimle tekabül ettiğini söylüyor. Bunu okumak bile matematik işine döndü şu anda. Siz buradaki nota değerlerini okuyacaksınız, onu ona göre çalacaksınız diye devam eden ve temposu var. Hani bunun ritim kısmı var. İşte yavaş yavaş mı çalacağız, hızlı hızlı mı çalacağız kısımları var aslında. Bunların hepsi matematik kısmına giriyor. Fa anahtarından sol anahtarına taşıman gerektiğinde, transpoze Ötelemeyin. yapman gerektiğinde deyip Ötülüyoruz. oralarda hani neyi neye göre taşıyacaksın, hangi nota hangi notaya dönüşecek, kaç ölçü taşıyacaksın gibi kısımlarda da aslında orada bayağı matematik hesabı yapıyorsun. Hayatımızda yokmuş gibi görünmesinin sebebi şu, müzikle uğraşan birisi mesela bunu artık o kadar rutin bir şekilde hani el alışkanlığı olarak yapıyor ki bunda matematik kullandığının farkına bile varmıyor. Dolayısıyla hani matematik yok ki ben müzik dinliyorum kulağımla gibi bir şey yapıyor. Ama aslında orada yaptığı şey matematik. Farkına varmadan Evet. bile. Gastronomi demişim, mutfak. Doğru. Evet. Ya mutfakta Aklıma bununla matematik ilgili bir nasıl çıkar? postçuklamız gelmişti şu an, geldi şu anda. Evet. Bir yemek tarifi paylaşmıştık. Bir pazar sabahıydı, pankek tarifiydi diye hatırlıyorum. Biz 4 kişilik bir pankek tarifi paylaşmıştık ama bunu 8 kişiye uyarladığımızda işte 2 yumurta yerine aslında 2 katında 8 yumurta kullanacağımız bilgisine ulaşabiliyoruz. Oran orantı çıktı karşımıza. İnternette bir tarif baktığında tarif sana 8 kişilik diyor ama siz evde 2 kişisiniz yani. Bunu nasıl uyarlayacaksın? O kısım biraz oran orantıya giriyor. Yani en basitinden bir kek yapıyorsun. 1 bölü 2 bardak diyor. 1 bölü 2 bardak ne? Yani matematikte bunlara cevap var. Gram ölçüsü veriyor mesela. O gram ölçüsünü de hani tabii ki de gram ölçüsü uygulaman gerekiyor ama oranı arttırmak veya azaltmak için de yine oran diyorum. Hani doğrudan aslında neden bahsettiğimizi. Ona göre bir hesap yapmak gerekiyor. Ben çok yapıyorum mesela bu arada bunu. İnsanlar gerçekten bir de artık otomatik yapıyor ama farkında değil yani matematik yaptığını. Evet. Keza buradan yani restoran işletmeciliğine bir işletmeye kadar varabiliyoruz. Yani sadece gastronomi mutfakta değil, eğer bir işletmeciyseniz birim maliyet hesabı yapıyorsunuz. İşte bir paket şeker aldınız, 100 gramını kullandınız. Evet, başladık oradan maliyet hesabına. Ben şuna çok şaşırmıştım. Şimdi bir sürü makarna şekli var. Hani aralarındaki fark ne diye insanlar düşünüyor. Çünkü gerçekten çok fazla makarna şekli var. Hepsi ayrı bir geometrik şekil. Sos farkı varmış. Hani mesela spagettinin işte kıymalı sosu olması gerekiyormuş. Ya da böyle boru şeklinde olan
makarnanın farklı bir sosu olması gerekiyormuş. Burada da geometrik şekiller giriyor. Sosu emme oranıyla alakalı bir boyutlandırma mı var acaba? Ya öyle ya da işte daha çok sos nasıl ağzına gelir o şekilde gibi Oo. de olabilir. İşin ocak ve pişirme kısmına da geçelim o zaman. Niye hani ocaklar ya da tencerelerin işte dikdörtgen ya da üçgen olmadığını da düşünmemiz gerekiyor. Yani niye biz hep daire tabanlı cisimler üstünden gidiyoruz? Çünkü Evet. sıcaklığı ortak dağıtabilmesi gerekiyor. Yani ortaya koyduğunuzda ortak dağılması gerekiyor. Yani burada bile kullandık yine bunu. Tabak süsleme gibi bir kısım var Hı. gastronomide. Orada da bu estetik algısı, işte altın oran, bu tarz şeyler de kullanılıyor. Tamamen estetik yani. Böyle işte yemek yapma kısmından ziyade. Aslında matematik estetik kısmını da kapsıyor Evet, hayatın. sanat kısmı. Antik Yunan'da özellikle diye örneklendireyim. Matematik, felsefe, sanat bu üçü bir arada yer alan, akademiya dediğimiz bir yerde yer alan bir eğitim süreciydi. Yani bunları birbirinden ayrı hiçbir zaman düşünemedi insanlar. İstatistik desek zaten hani matematik gibi ama tam da değil gibi. Şöyle aslında genel olarak insanlar merak ediyor. İşte şu takımın boy ortalaması kaç? En uzunu kimmiş? İşte Türkiye olimpiyatlarda kaç yılda bir kazanmış? Ya da ne kadar falda kazanmış? Ya da o tarz şeyler işte. Bunların hepsi istatistiğe giriyor. Yağmur yağacak. %50 ihtimalle yağmur yağacak diyor. Ona göre üstünü giyiniyorsun ya da işte çantana şemsiye alıyorsun. Bunlar da hep istatistik, oran, yine oran. Mesela olimpiyatlar gibi bir örneğimiz var yeni geçtiğimiz dönemde karşılaştığımız. Hani olimpiyatlarda böyle ayrıntılı tablolar yayınladılar. Şimdi istatistik deyince zaten veri analizi olduğunu bilerek başlamamız gerekiyor. Ve burada günlük hayatımızda en sık kullandığım şey veri dağılımlarını incelemek. Bu da bana şunu söylüyor. İşte az önce Zeynep hocamın söylediği gibi ortalama nedir? Hani normal dağılım nedir? İşte uçlarda neler kalıyor, standart sapma nedir gibi bilgileri veriyor. Şimdi bu ne demek? Şunu anlatalım. İşte geri olimpiyatlara dönelim. Türkiye kaç kategoride kaç puan topladı? Kaç yarışmacı çıkardı? İşte niye Türkiye'den gitti? Başka bir ülke belki aynı kategoride daha fazla yarışmacı çıkardı. Ya da kaç madalya kazandı? İşte kaç bronz kazandı? Kaç altın kazandı? Bunların hepsine baktığımızda, o tabloyu oluşturduğumuzda istatistikle karşılaşıyoruz. Ama istatistik deyince benim aklıma yine de şey de geldi. Bunu biraz daha geometri kısmıyla da birleştirmek istedim. Araya bir kaynak yapacağım izninizle bu noktada. Geometride de şey bu koordinat sistemi ve grafikler konusu gerçekten inanılmaz kafa karıştırıcı oluyor. Veri analizi dediğimiz şey biz genellikle işte nelerle gösteriyoruz? Tablolarla gösteriyoruz ya da grafiklerle gösteriyoruz. Hani karşımıza çıkma kısmında. Bu da bizi işte bu koordinat sistemine götürüyor burada. Koordinat sistemi dediğiniz şeyi de o kadar çok yerde kullanıyoruz ki. Koordinat sisteminde en başta mesela bir yola çıkıyorsunuz, harita bakacaksınız. Koordinat sistemi görüyorsunuz. İşte 3,4 noktası demiyor da size orada ne yapıyor? Enlem boylem veriyor belki. Derece cinsinden veriyor. Keza bunu bilgisayar oyunlarında da kullanıyoruz. İşte köşede bir harita çıkıyor, sen buradasın diyor, şuraya gideceksin diyor ya da sana koordinat veriyor. Keza bu yine bilgisayar oyunlarında bize İşte can kısmına falan götürüyor. 1241 canın var. İşte bunun 182'si kullanılabilir. Ya siz burada zaten oran okuyorsunuz, veri analizi okuyorsunuz işte. Kritik değer veriyor size. Hani bilgisayarla oynayıp da yani bilgisayar oyunu oynayıp matematikten anlamıyorum diyen herkese böyle şey oluyor. Nasıl anlamıyorsun? Sen burada zaten çılgınca grafik okuyorsun, tablo okuyorsun. Hani önüne bir grafik şekli yani normal soru şekline gelince mi aynı tabloyu okuyamıyorsun? Hani ya da zaten oyunda onu okuyamıyorsa o level'ı geçemiyordur. Oyundan sıkılıp bırakıyordur. Hani oradan da bitiyor verelim. Sözelci olduğunu düşünelim öğrencinin. Coğrafya dersi görüyor. Coğrafyada ölçekler diye bir konumuz var. Yani Orantı. bu orantı ve Orantı grafik yine mi okuma orantı? ve grafik okumayla çözülecek bir şey bildiğim Aynen. kadarıyla. Nüfus Ya da tanımı grafikleri veriyorlar mesela sorularda özellikle. evet. Bir takım tutuyor musunuz bilmiyorum ama o takımınızın futbol, basketbol veya voleybolda
şampiyon olma olasılığı üzerine birazcık düşünüyorsanız, birazcık maçları takip ediyorsanız, sanki orada da biraz matematik giriyor gibi işin içine. Ya alışveriş yapıyoruz günlük hayatımız yani. Herhangi bir yere gidip markete gidip işte bir şey alıyoruz. Yani tek bir kalem bile alsanız orada bir para veriyorsunuz, para üstü alıyorsunuz ya da işte hadi para vermeniz, kredi kartı kullandınız, ayın sonunda bir fatura geliyor yani size. Hani bir ekstra geliyor. Onu takip etmeniz gerekiyor. Hani ne ödeyeceksiniz? Bütçeniz yetiyor mu, yetmiyor mu? Hani yaptığımız birçok şey matematik burada dediğiniz gibi. Peki hani bu kadar kullanıyoruz ediyoruz falan ama her zaman kesin sonuç veriyor mu? Burada galiba olasılık konuşacağız biraz. Olay aslında başlı başına bir konu. Sayma ve olasılık diyoruz yani. Şöyle her zaman hani bunda genelde örnek şudur. İşte iki tane kırmızı, üç tane mavi topum var. Kırmızı çekme olasılığı. Sen bir top çektiğinde kırmızı da çekebilirsin, mavi de çekebilirsin. Bu kesinlikle kırmızı çekeceğin anlamına gelmiyor. Biz onu da hesaplıyoruz. Biz kırmızı gelme olasılığını da hesaplıyoruz. Mavi gelme olasılığını da hesaplıyoruz. Hangisi daha yüksek ona bakıyoruz. Orası da istatistiğe giriyor tabii ki. Bir de limit konumuz var galiba değil mi hocam? Aa Yaklaşma evet. durumu. Kesme. Evet, kesinlikle. Yağmur örneği bence daha da etkili bu noktada. Yani işte bir hava durumuna bakıyorsun. İşte %80 yağmurlu. %20 yağmayabilirdi. Yani hani Kesinlikle. biz orada olasılığı hesaplıyoruz derken evet kesinlikle budur değil yani işte. Hatta milli piyango gibi şans oyunu aldınız. Yani çıkabilir de çıkmayabilir de bu da bir olasılık hesabı aslında bakarsanız. Yani o zaman kesin bir sonuca varamıyoruz ama her türlü olasılığı hesaplayabilme şeyi mi var? Potansiyeli mi var diyebiliriz matematik için. Yani şöyle bir durumumuz var. Aslında olasılık dediğiniz şeyde kesin ve imkansız kısmı da bulabiliriz. Yani ama kesin ve imkansız arasındaki dağılımı incelemiş oluyoruz diyelim biz burada. Yani bir şeyin işte elinizde nasıl söyleyeyim 10 tane film var ve 2 filme gidecekseniz bu 2 filmi kaç farklı şekilde seçebilirsiniz dediğimizde hani bu olasılık olmuyor. Orada bir seçim var. Ama bunu olasılığa da dönüştürebiliriz. Yani işin siz ne yapmak istiyorsanız biz onun hesabını yapabiliyoruz. Matematik bilgisiyle diyebiliriz. İmkansız dediğimizde hani kesinlikle olmayacağını biliyorum. İşte ne bileyim ben kırmızı bir ejderha hayatım boyunca göreceğimi düşünmüyorum çünkü yok. Hani zaten öyle bir şey olursa da dağılım dışında kalır ama kırmızı bir ejderha görmeyeceğimi biliyorum mesela. Bu imkansız bir olasılık. Ama şu an yayında olduğu için bu da kesin bir bilgi yayabiliriz yani. Ama yayına katılamama olasılığı vardı az önce mesela Zeynep hocama. Bu bir olasılık. Hani aradaki bu kısımları da ölçebiliyoruz. Rakam dediğimiz şey harfler gibi düşünürsek daha aslında etkili olabilir de böyle sayılar kelimeler gibi oluyor bizim Aslında işimizde. Harfler onlardan temel yani. üretiyoruz diğer sayıları. Mühendislikte nasıl kullanılıyor matematik? İkincisi de yine bunun içinde yer alıyor aslında ama bu füzeler, roketler diyeyim. Hani onların fırlatılması hesaplanırken nasıl bir matematiksel süreç geçiyor? Mühendislik kısmında genelde türev ve integral kullanıyoruz. Bu 12. sınıf konusu ikisi de. En son görüyoruz ve liseyi bitiriyoruz. Üniversiteye geçiyoruz. Şöyle, bu örnek aslında gemi mühendisliğinde çok fazla var. Mesela gemi mühendisliğinde önemli olan işte rüzgarın yönü, rüzgarın hızı. Bu tarz şeylerde biz türev kullanıyoruz genelde. Türev zaten bilen bilir. Genelde bir noktadaki hız ya da hızın değişimi. Bu tarz şeyler önemli oluyor gemi mühendisliğinde. Ya da mesela geminin yapıldığı maddeler, dayanıklılığı. Bu tarz şeylerde de integral kullanıyoruz aslında. Şöyle bir Hani ekleme yapmak istedim işin bu kısmına. Mesela aslında sadece olay türev ve integral bile değil. En temel basit hesapları hep söyledi ki oran orantı denklem diye geliyoruz aslında. Zaten iş oralarda kilitleniyor diyebilirim. Yani mühendislik kısmında her şey Zeynep hocamız söylediği gibi iş birimlere dayanıyor ve fizik hesaplarına dönüyor. Fizikte de hesaplanan her şey matematik. Özellikle bu işte kemer kısmı. Yani kemer dediğiniz şey bir parabol. Biz parabol yapıyoruz orada. Ama bunun ağırlığı, işte kullanılan maddesi, yer çekimi, hangi maddeyle yapıldı, ne kadar kavisli yapılacağı kadar gidebilen bir şey. Hatta bu kaykay pistleri falan vardır. Ben fanatik olanlar vardır ya da bisikletlerde. Böyle verevli
yerleri vardır. Mesela oranın eğimlerin hesaplanarak yapılması gerekiyor. Yani hepimiz akvaparkları severiz herhalde diye düşünüyorum. Akvaparklarda havada uçan insanları görmemek adına biz türevden yararlanıyoruz genelde. Bu dönüşler işte çok keskin olmasın, insanlar uçmasın. Bu tarz şeylerde de türev kullanılıyormuş. Roketlerin fırlatılmasında nasıl bir matematiksel süreç geçiyor? Bir de şey, hani uçurtma uçurtmakla aynı mantık mı? Çünkü benim için onlar iki tane, yani ikisi de havada uçan şeyler gibi düşünüyorum. Çok basit mantıkla. Uçurtma da bildiğim kadarıyla babam bana küçükken bir uçurtma yapmıştı. 2 hafta boyunca onunla uğraşmıştı yani. Belli oranda işte çıtalarıdır, yine oran işte kağıtlarıdır, yapıldığı malzemedir. Bu tarz şeyler de hani hepsi belli bir oranda olduğu için o uçurtma uçuyor. Hani uçurtma kısmı o şekilde. Roketle bağlantısı yoktur herhalde diye düşünüyorum. Roketin yapılma maddesi bir tık farklı ya uçurtmada. Yok, şöyle uçurtmada yani oturup da yerden şu kadar şiddetli rüzgar gelirse işte çıkar da yapar filan diye hesap yapmıyoruz. Çünkü hani uçurtmayı alıp çıkıp anında yapacağınız bir şey. Ve hani rüzgarın yönü falan tabii ki önemli, hızı önemli, kullandığınız malzeme önemli ki az önce Zeynep hocamın söylediği gibi hani o oranları kullanarak düzgün bir uçurtma yapmazsa zaten uçmuyor. Hani o kısmı daha da önemli bir teknik ayrıntı bence. Yani uçurtma günlük hayatta böyle pratik kullandığımız bir şey ama roket dediğiniz şey hani matematiksel hesabı, fiziksel hesabı olmadıktan sonra hani roket kendi kendine de olmuyor bir anda. Hani kendisi zaten bir mühendislik harikası. İşin içine burada işte yapım şekli giriyor ve geometri bilgisi giriyor en başta. Hangi itiş kuvvetiyle kalkacak, hangi yörüngede gidecek, ne kadar hıza, ne kadar güce ihtiyacı var gibi bayağı detaylı hesaplamalara giriyoruz ki roketin gidişi şöyle bir şey olduğu için aslında bu da bir eğri veriyor bize. Ne tarz bir yere gönderdiğimize bağlı parabol olabileceği gibi daha kompleks eğriler de olabilir. Ve işin içine burada yine trigonometri, türev, integral gibi şeyler de giriyor tabii ki. Kenarda köşede kalmış bazı konularımız var. Yani böyle çok bahsi geçmeyen işte 11. 12. sınıf müfredatta limit türev integralin namı çok yüksek de logaritma gibi bir konumuz var. Logaritma dediğimiz şey de ekonomik büyümeden nüfus artışına, radyoaktif bozulmaya kadar kullanılan bir şey. Yani kimyasal hesaplamalarda çok kullanıyoruz. Keza integrali günlük hayatımızda herhangi bir ürünü aldığınızda kullanım tarihini hesaplama gibi bilgilerde kullanıyoruz. Keza türevi ekonomide falan o kadar çok kullanıyoruz ki çünkü anlık değişim oranını veriyor bize ve ekonomik büyüme modellerinde çok sıklıkla karşılaşılan bir bilgi. Keza borsada grafik okuma kısımları çok fazla. Oran okuma kısmı zaten hani sürekli söylüyoruz. Oran orantı her yerde var şeklinde. Grafiği artışı azalışını okuyacaksınız ki ya da diğer parametrelerle etkileşimini okuyabileceksiniz ki hani gelişimini takip edebileceksiniz. Yani düşen bir şeyi okuyamıyorsanız ve anlamıyorsanız alırsanız zarara girersiniz aslında. O da yerleştirirken. Hani şekil bilgisi kullanıyoruz. Bir dikdörtgenin içinde işte nereye ne koyarsak daha verimli olur. Konteynerler işte kargo firmaları bile bunu kullanıyor. Hani kargo işte bu konteynerlerin dikdörtgen olması ya da niye işte bunlar küre değil de dikdörtgen prizmalardan oluşuyor acaba? Hani burada bir de bir matematik bilgisi giriyor. Çünkü küre olarak yaparsa yer kaybı olacak. Ama dikdörtgen prizma şeklinde olduğunda maksimum performansa kullanıyor. Vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum Çisil Hocam, Zeynep Hocam, ayrı ayrı ikinize de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.